Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Jante hissesini değerlendireceğiz. Jante'de bakın sert bir yükseliş olmuştu ve bu oluşan sert yükselişin sert bir konsolidasyon düşüşünün içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada çizmiş olduğumuz düşen bir kanal trendimiz vardı ve şunu söylemiştik arkadaşlar. İki tane tepe, bir tane dipten oluşan bu kanal görüntümüzün kanal orta bandı kırılmadıkça kanal üst bandını biz test edeceğiz ve kanal üst bandı yukarı yönlü aşılırsa fiyatlarda yukarı yönlü artık sert hareketlilik ile yükseliş bekleyeceğiz şeklinde yayınlarda yorumlarımızı yapmıştık. Hiçbir düşüş sonsuza kadar devam etmez. Hiçbir yükseliş de yine sonsuza kadar devam etmeyecektir. Ciddi manada piyasalar yükselirken düşen bir can tesisi vardı. Ancak baktığımızda piyasalarda sert düşüşler olurken daha dirençli, daha güçlü duran bir can tesisi var. Maalesef spekülasyonu yüksek bir hisse senedi. Balinası spekülasyonu seviyor ve olur olmadık zamanlarda sert hareketlilik yapabiliyor arkadaşlar. Bugüne kadar satmadıysanız bu bölgelerde ben Jante hissesinin primsiz olduğunu ve buradan çizmiş olduğumuz düşen kırmızı trendi yukarı yönlü aşabilirse yukarı yönlü sert hareketlilik yapabileceğini şahsen düşünmeye başlarım. Yukarıdaki bizim direnç bölgemiz bakın düşen bir direnç olduğundan fiyatlardaki direnç bölgesi her geçen gün aşağı doğru düşüyor. Yani 19.70 olarak görülüyor. 19.70'in üzerinde Jante hissesi kapanışlar yapmaya başlarsa sakin bir şekilde sırtınızı koltuğunuza yaslayacaksınız ve beklemeniz teknik olarak sizler açısından daha doğru bir strateji olacağını şahsen düşünüyorum. Bunlar benim şahsi düşüncelerimdir. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analiz ne söylüyorsa ben sizlere onu anlatıyorum. Bakın majör trendle düşen bir kırmızı çizgi var ve 19.70 yukarı yönlü kırılırsa düşen trendin artık son bulduğunu, yukarı yönlü aşıldığını ve bir yükseliş trendi getireceğini bize söylediğinden dolayı ben de sizlere bunu yorumluyorum arkadaşlar. Eğer 19.70 yukarı yönlü aşılabilirse Jante hissesinde 24 TL ve 33 TL kısa vadeli hedefler olarak karşımıza gelecektir. Bakın burada bir W görüntüsünün de oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla 19.70'in kırılmasıyla Jante'nin 33 TL'lere doğru gitme ihtimali vardır arkadaşlar. Tabii ki bunlar bir günde olacak hareketler değildir. Ara direnç bölgeleri illaki vardır. Ancak ana direnç bölgesi yukarı yönlü kırıldığından dolayı teknik analiz şunu söyler. Ara direnç bölgelerinde satış yapmak yerine uzun vadedir konsolidasyon olan hisse senedinde yükselişleri bir süre daha sakin bir şekilde beklemek gerekir şeklinde bize söyler. Ben de size onları anlatıyorum. Tabii ki bakın 24 TL var. Burada 28 TL. Sonra 31 TL civarları bizim direnç bölgemiz oluyor. 33 TL de önemli bir direnç olarak karşımıza gelmektedir. Şimdi ekranımızı ters çevirelim. Bir de o açıdan bakalım arkadaşlar. Bakın Jante hissesinde ekranı ters çevirdim. Sert bir düşüş oluyor ve bu sert düşüşün bir tepki yükselişi oluyor. Dolayısıyla bu kadar düşüşten sonra Jante'nin yapacağı tepki hareketinin de son derece normal olduğunu düşünmeye başlarız. Dolayısıyla ters ekran olduğundan dolayı bakın düşmüş, tepki hareketi vermiş ve düştüğü noktaya doğru bir süre daha aşağı doğru düşmesi beklenir. Ekran ters olduğundan dolayı düşüş olarak söylediğim şeyi de yükseliş olarak anlamanızı istiyorum. Siz de şu görüntüye baktığınızda zaten bu düşüşten sonra bu yükselişin hiçbir şey olduğunu ve tekrardan düşüşün devam edeceğini şahsen düşünebilirsiniz. Ve burada düşüş gelirse ekran ters olduğundan dolayı yükseliş anlamına gelecektir. Ben Jante hissesinin minimum 33 TL'lere doğru gitmesini şahsen bekliyorum. Ve burada destek noktamız 15.50 ile 16 TL arasından geçiyor. Bunun altında kalmadıkça ve burada dediğim 19.70 yukarı yönlü aşılmasıyla ben fiyatlarda 33 TL'lere doğru bir hareketlilik beklerim. Yayınlar olan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Abone olursanız daha fazla hisse senetleriyle görüşürüz arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum.